siyaset yapmanın ölçüsü var mıdır, yok mudur? Yakında öğreneceklerdir. Samimi bir şekilde memleket meselelerine uğraşmak nedir? İdeolojik mücadele, bölücülük, anarşistlik nedir? Bunlar arasındaki fark nedir? Bunları da öğreneceklerdir. Ayağa sururlar, sururlar, istemezler gün görmeden ölesen aman. İstemezler gün görmeden ölesen aman. Namluları göksümüze dayandı, dayandı. Gece bastı yine zulüm. Dadandı ay. Yağlı ilmik boynumuza dolandı, dolandı. İsterler ki gün görmeden ölesen ama. İsterler ki gün görmeden ölesen ama. Suç işledin ve geldin. Sen masum değilsin. Ve seni camiden getirmediler. Suçun her ne olursa olsun bana, askerime ve kurallarıma uyacaksın. Yine söylüyorum. Seni buraya ben getirmedim. Sen kendin geldin. O halde burada kurallara uyacak, buradan çıkarken de vatanına, milletine ve ailene hayırlı bir evlat olacaksın. Ya bu deveyi bileceksin, ya bu diyardan gideceksin. Ha, bu diyardan gidemeyeceğine göre bu deveyi gideceksin. Bunun başka yolu yok. Burası askeri bir okul. Dışarıdan beynin ruhun kirlenmiş. Bu okulda beynindeki pisliklerden arınıp ruhunu temizleyeceksin. Vücudunu kapsayan o pis kandan kurtulup has Türk kanını taşıyarak vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olacaksın. Ama herhangi bir şekilde kurallara uymazsan her şey değişir. Buradan sağ çıkamazsın. Ben Kıbrıs'ta yavru vatanda görev yaptım. Oradaki Türkleri Kahramanmaraş'tan kurtardım. Kıbrıs harbinde 3 yılın çocuğunu kıtır kıtır doğradım. Önce öldürdüm. Sonra kestim ve sonra kanlarını içtim. Burada Allah varsa Allah benim. Beni neden getirdiler buraya? Ben ne yaptım onları? Kimseye bir şey yapmadım. Evlatlarım. Çocuklarım. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Allah'ım sana sığınıyorum. Hı.
Üzülme dayı. Aldılar, hepimizi getirdiler. Ben ne yapayım? Kuzularıma bakıyordum. Tüfek sesleri, asker geldi, dayak, kötek, bir de baktım buradayım. Ya ben ne anlarım örgütten mörgütten? Ben çobanım. Neyse arkadaşlar, başa geldi bir kere. Birbirimize dayanarak çekeceğiz bu yükü. Arkadaşlar, şartlar bu. Yapacak başka bir şey yok. Dayanacağız. Çanı kurem, lavem. Yaz başım bayıkam. Tıçalım başım. Baş bir amca başın lavem. Daya kurban. Rahim, canım. Rahim, bayıkam. Sana millet hindiken. Çıra zulam hindiken. Aileye hindiken Türkiye zana. Lavu kurmacı haber yasak. Bayıkam, çare geçi böyle. Doğru. Doğru. Böyle ne bece, az bete bindim. Hele dayıkam. Hele ne bece. Lan! Ah! Bu ne numarada? Bu ne numarada? Ah! Güzeller, yaptınız mı söylediklerimi? Yerler temiz. Çarşaflar da öyle. Masa örtüsü de değişmiş. Kıyafetlerinizi niye değiştirmediniz? Söylemedik mi biz size? Her şeyimizi paraladınız, giyecek bir şey mi kaldı? Sen çok konuşma. Bir aksilik çıkarsa sıçarım ağzınıza. Dikkat! Arkadaşlar, nasılsınız? Bakın, TV muhabiri arkadaşımız cezaevimizi ziyarete gelmiş. Sayın muhabir arkadaşım, gördüğünüz gibi koğuşlarımız tertemiz, masa örtülerimiz pırıl pırıl. Hatta arkadaşlarımız havalandırmada voleybol bile oynayabiliyorlar. Öyle değil mi? Gel çocuğum. Gel bakalım. Al çikolatayı. Çıkalım isterseniz. O herkesi görüyor. Çocuk işte. Amanıza kodum hepinizin, amanıza! Vater hüt dich auf, die Mutter schüttet Baumelein. Yemek, Wasser. Su. Siktir lan! Sana yemek de yok, su da yok. Hadi bakalım.
Komutanım! 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 Ne var lan, ne oldu? Yine biri mi öldü? Komutanım, başka bir şey. Söyle lan, ne istiyorsun? Komutanım, müsaade edersen tuvalete gideyim. Lan oğlum, bunların tuvaleti gelmiyor mu? Bilmiyorum komutanım. Ha, soralım bakalım. İçeridekiler, sizin tuvaletiniz gelmiyor mu? Geliyor komutanım. Ne yapıyorsunuz geldiğinde? Siz bugün tuvalete çıkarmayacağınızı söylemiştiniz. Ne yaptınız o halde? Burada hallettik o işi komutanım. Lan itolit, sen koğuşa mı sıçtın? Yok komutanım, şalvarımı ettim. Aferin. Bak Sofi, duydun mu? Arkadaşların altına yapıyor. Sen de git altına yap. Ben namaz kılıyorum komutanım. Kes lan. İkinci bir emre kadar herkes sadece altına sıçabilir. Aksi takdirde elimde gördüğünüzü farklı kullanmak zorunda kalırım. Anladın mı lan? Dert etme Sofi. Herkes aynı durumdadır. Sen bunlara laf anlatacağını mı zannettin? Ben namaz kılıyorum. Allah'ım. 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 Allah'ım affet beni. Affet Allah'ım. Allah'ım affet. Atılı geçecek. Geç! Geç! Neler var içeride? Komutanım, buraya neden getirildiklerini sorgulamaya başladılar. Çekil. Sence dışarıyla bağlantıları var mı? Zannetmiyorum komutanım. Onunla ilgili herhangi bir şey duymadım. Hadi ya. Dur bakalım ne olacak. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık. Dur buraya, buraya gel. Dur. Gel. Çık lan. Gir içeri. Gir içeri. İçeri! Lan! Sen mi konuştun lan? Sen mi? Sen mi lan? Sok şu götünü içeriye! Sok! Götüne koyayım seni demeyin! Çık lan! Kapıları. Yavaş. Yavaş.
telleriniz kırılsın. Yavaş yavaş anne. Gel, yavaş, gel. Gel, gel. Gel, yavaş. Gel kızım. Ah, yardım yavaş. Edin kızlar. Yavaş. Yavaş, ah, yavaş başın anne. Yavaş başın. Yavaş. Gel. Gel bir tane. Ah. Gel canım. Arkadaşlar, bu işkenceler önemli değil. Önemli olan kalbimizde yaralar açılmasın. Kişiliğimize bir şey olmasın. İhanete düşmeyelim. Haklısın yavrum, haklısın. Ana. Hey yavrum. Bizim çektiğimiz bireysel acılardır. Ama halkımız dışarıda daha beter şeyler yaşıyor. Arkadaşlar, taviz yok. Taviz ihaneti getirin. Taviz yok. Yok. Kaç. Cariyelerim, nasılsınız? Sakine Hanım, sakinleştiniz mi biraz? Umarım akıllanmışsındır. Narin. Narin. Dokunma ona. Yazmanı çıkart. Dokunma ona dedim. Yazmanı çıkart. Oyun namusu ona dokunma. Duyun beni. Ben Nuriye ana. İz onun anası Nuriye. Feriştahınız gelse duramaz önümde. Kızlarımı elletmem. Duyun beni. Evlatlarım, oğullarım, kızlarım. Kale gibiyim, kale. İzom, sen de duy bir yerlerden. Anam dimdik burada. Lanet olsun size. Elleriniz kırılsın. Duyun sesimi. Ananız burada. Yavrularım, ananız burada. Kalk, 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 kalk. Kalk lan ya. Çok iyi yapın ya. Bu adam vatansever. Ülkesine, milletine bağlı insan evladı. Size söyleyecekleri var. Onu iyi dinleyin. Anlaşıldı mı? Ben örgüt merkez komite üyesi Şahin. Dışarıda örgüt için çok çalıştım. Elimden geleni yaptım. Aldığım her görevi tam anlamıyla yerine getirdim. Bu sebeple kısa sürede merkez komitesine kadar yükseldim. Ve çok geçmeden içeri atıldım. Sorguda uzun süre hiçbir şey kabul etmedim. Ama daha sonra yaptığım işin ne kadar boş olduğunu ve bu devletle baş edemeyeceğimi anlamış oldum. Çünkü kalıcı olan tek şey devlettir. Allah'tan korktum. Soyun ona can pezevenk. Benim memleketimden gelmiş. Neşim anam burada görürsün. Neşim anam. Ben ait du İsrafer. Soyun sana ben. Soyun. Soyun diyorum sana. Soyun sana ben. Güzel. Şimdi seninle kısa bir oyun oynayacağız, tamam mı? Eğer konuşursam o kafanı gözünü patlatırım. Dinle beni.
Dinle beni. Oyunumuzu bozmazsan eğer hem bir şeyler öğrenirsin hem de canın daha az yanar. Tamam mı? Tamam mı? Bağlasıcım. Sıkı bağladın mı? Evet komutanım. Güzel. Şimdi beni iyi dinle Alman. Çoban seçimi her çektiğinde künyeni okuyacaksın. Bu kadar basit. Alvaro Baviera komutan! Alvaro Baviera komutan! Alvaro Baviera komutan! Alvaro Baviera! Niye sustun lan yavşak? Ben sana ne dedim? Başlıyor komutan! Bu göt doğru söylüyor. Canı sünnetsiz dibine. Bas 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 bas. Güzellerim, halinizi hatırınızı sormaya geldim. Ne haber kız? Ha? Ne haber? Malum, burada her türlü ihtiyacınızı karşılamak bizim görevimiz. Tamam, sinirlenme ya. İyiliğe geldik. İşte. Güzel. Var mı bir ihtiyacın? Bak burada senin de ihtiyacını karşılayacak arkadaşlar var ha. Haber ver yeter kız. Değil mi lan? Orospu. He? Kaltaklarınla keyif çatıyorsun bugün. Şerefsiz. Dokunma ona. Dokunma ona dedim. Ya, dokunma. Ne olur yapma. Özledi mi? Ya, ne olur yapma. Bırak onu. Özledi mi? Bırak onu. Yapma. Yapma. Bırak kızı. Yapma. 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 Yapma kızı. Şimdi düşün bana. Dokunma kızıma. Ne olur yapma. Dokunma. Yapma. Kocatepe Batıya çağıl! Kocatepe! Sigara verin şuna. Şimdi Atatürk'e benzedin. Şşt. Yemek vakti. Etli kuru fasulye var. Gerçi siz yemiyordunuz. Dayı. Gelirmedim, merak etme. Niye gidiyorsun o zaman? Hiç güldüm işte. Düşünüyorum da
Dışarıda olsak bundan daha mı farklı olurdu? Dışarıda da rahat bırakmazlardı bizi. Burada yaşattıklarını aratmazlardı diyorsun. Hı hı. Köpekler! Gel lan buraya. Dağıt şunu. Geç sıraya. Geç! Konuşma lan, yürü. Geç. Bunları bizi ödüllendirirler mi? Hiç sanmam. Ama bunu yapmalarının bir sebebi olmadı. Sebebi belli. Kurtlu piladların bizi öldüreceğini düşünüyorlardı, yanıldılar. Tabii bizim bünyeler kurtları et gibi algılayınca. Bunu düşünmüş olamazlar. Zaten bunlar düşünmemiştir. Horoz'la Gestapo'nun işidir bu. Bugün boksa beni dövgeçim. Gestapo geldi, onu durdurdu. Ha böyle bir sıfatıma dikkatli baktı, gitti. Tahmin ettiğim gibi. Niye oynuyor lan bu? Komutanım. Arkadaş baygın. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Bayılmış ha. Bakalım. Ha, bayılmış. Ayıltırız. Komutanım yapmayın lan! Rahat bırakın lan! Rahat bırakın! Yine. Çekil! Bunun tipi böyle daha iyi oldu lan! Ben daha çok beğendim bunu böyle. Lan sikikler! Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? He? Güzel yemek sizin neyinize lan? Ben sıçacağım, siz benim sıçtığım bok yiyeceksiniz! Şerefsiz köpekler! Hiçbir insan bu kadar vicdansız olamaz. Sence ne yapıyorlar? Sence işkence ediyorlar mı? Onu götürdüler. Fakat tek suçu insanları sevmesiydi. O zaman ben de bir suçluyum. Sonuçta insanları ben de seviyorum. Beni de götürsünler oraya. Hem babam da var. Dayımın yanına giderim. Ben de orada olurum ve beraber oradan çıkarız. Kapıları aşar, geçeriz. Sence dayım özgürlüğüne kavuşacak mı? Kadınlar, bok tenekesini çıkarın çabuk. Hadi sallanma, sallanma, hadi. Çabuk, 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 çabuk. Silin lan piç karısı. Piç karısı. Bu buzlar eriyene kadar burada sürüneceksiniz. Ne
işleri, Ermeni düğünleri. Al lan. Al. Nerede be ya tadını? He? Beğendin mi tadını? Amına kodumun Ermeni gölü. Beğendin mi tadını? He? Beğendin mi lan tadını? Aferin piçi. Makara günleri. Gel al. Gel. Akşam yemeğin. Ye lan. Lan. Ye. Aç ağzını. Aç aç. Aç ağzını ye. Aç. Bak bu ananın babanın yediği bok. Şu da benim bokum. Haydi siz daha temiz. Ye lan. Ye. Allah'ını siktim. Ye. Ye. Tükürme. Tükürmek yok. Ye. 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 Evet devrimin güzel orospuları. Şimdi size devrim uğruna saçınızı süpürge etme şansı vereceğim. Alın arkadaşlarınızı paspas yapın. Hadi lan. Hadi hadi. Neyi bekliyorsunuz? Hadi oğlum hadi. İyice iyice hızlı. Sessiz. Bu kadar hırpalama kendini. Sen nelere dayandın Mazlum? Dayan Mazlum. Oğlum. Sen güçlü birisin abi. Kimsenin kalkışamadığı işlere cesaret eden bir sen varsın. Hadi be abi. Bu kadar çabuk koyverme kendini. Elbet bu günler de geçecek. Burada olanları duyan hiç kimse yok mu? Koskoca Diyarbakır'da tek bir insan bile kalmadı mı? Buradaki vahşeti duyan hiç kimse yok mu? Allah kahretsin. Bizi buraya getirirken etrafta bir yığın asker vardı. Hiç insanlar yoktu. Herkes kaybolmuş gibiydi. Atın başı asker vardı. Ya Rabbim. Ya Rabbim yoksa... Yoksa hepsini öldürdüler mi? Çaldıracağım! Bu cehennemde bizi duyan yok mu? Allah kahretsin! Allah duyar mazlumum. Allah duyar mazlumum. Allah duyar. Yoksa kıyamet mi koptu? Biz öldük. Öldük. Bu cehennemde zamaniler kendilerini Allah sanıyor. Allah sanıyor mazlumum. Dayan mazlum. Dayan. Dayan. Alo. Buyurun paşam. Tamam paşam, nasıl isterseniz. Yarın. Tamam. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Üsteğmenim, gelir misin bana? Arkadaşlar, kaderimiz asla bunların çizmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum ama gerekir söyleyeceğiz. Buna onlar karar vermeyecek. Haklısın. Vermeyecekler. Ona Allah karar verir. Onlar değil. Beni buraya kim getirdi? Allah karar verdi. Biz bir şey yapmadık.
Rabbim. Bu ne azaptır. Çocukları çektiği ne eziyettir. Bebeler burada. Sevgililer, gençler burada. Analar, babalar, suçlular, suçsuzlar hepsi burada. Reva mıdır bunlara? Bu eziyet reva mı? Neredesin be insanlık? Gel. Buyurun komutanım. Yarın mahkemesi olanlara haber verin. Hazırlansınlar. Duruşuma da düzgün kıyafetler giyecekler. Tertemiz olacaklar. Baş usta komutanım. Şimdi ustandınız mı? Amına koydum dükkanı. Hesap dönecek. Hem ne dedin anasını sikeceğim. Çözün şu yükleri. Evet. La havle ve la. Bu Şahin puştu da her gün kumandanlardan keyif ediyor. Ya beş beli olur. Tırro. Tırro bu. Arkadaşlar yeni bir kumpas hazırlanıyorlar. Bir şey yapmalıyız. Kafamda bir şey var ama duruma göre davranmalıyız. Kemal, senin daha dikkatli olman gerek. Önemli değil biliyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boşa çıkartacağım. Emin olabilirsin kardeşim. Eminim eminim de sen yine de dikkatli ol. Aslında korkuyorlar bizden. Diğer koğuşlarla iletişime geçemedik. Acaba bize yaptıkları işkenceleri onlara da yapıyorlar mı? Ferhat, burada bulunmamız bile işkence değil mi? Bu vahşete dayanamayıp itaat edenleri yargılamamalıyız. Önemli olan işkenceler değil. Önemli olan bizim onurumuz. Her şeyimizi alabilirler ama onurumuzu alamazlar. Sonunda ölüm bile olsa onurumuzu alamayacaklar. Alo. Gestapo. Buyurun paşam, emredin. Terbiye süreci nasıl gidiyor? İtiraflar başladı mı? Buyurduğunuz üzere terbiye edip itirafa zorluyoruz. Kanaatimce çok yakın bir zamanda çözülecekler. Kanaat değil, kesin sonuç verin bana. Hadi kolay gelsin. Emredersiniz paşam. Teşekkür ederim. Şu çocuğun haline bak. Senin durumu bende de iyi değil. Dayanacağız kardeşim. Eğer direncimizi yitirirsek birer birer yok oluruz. Ferhat abi de gelmedi. Öldü herhalde. Aklınıza mukayyet olun. Delirtmek istiyorlar. Direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Direnmeliyiz. Tek korkum zayıf noktamızı öğrenirlerse bitirirler bizi. Zayıf yanımızı gücümüzü sınayarak yakalayacakları belli. İşkenceyle bortağına çevrilmiş burası. Dayanmalıyız arkadaşlar.
Bundan sonraki işkenceler daha da beter olacak. Daha kötü ne olabilir ki? Onlara öyle bir oyun yapacağım ki görecekler. Az kaldı kardeşim, göreceksin. Keko. Bak, bir şey yapmadan önce ben de bilmeliyim. Merak etme kardeşim, zamanı geldiğinde öğreneceksin. Şahin beyler de aramızdaymış. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk komutanım. Al yak bir tane yak. Şahin. Anlat bakalım. Komutanım, Laz'ın hücresinde bir hareketlenme var. Tam olarak nedir bilmiyorum ama bir yere gelmiş konuşuyorlardı yine. Kesin bir şeyler çeviriyor bunlar, haberiniz olsun. Ben öyle bir uzaktan deneyeyim dedim de anlarlar diye sonra çok yanaşmadım. Parça parça kendini satıyorsun Şahin. Parça parça kendini satıyorsun Şahin. Şahin! Parça parça satıyorsun kendini. Parça parça satıyorsun. Şahin! 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 Bakıyor lan, ne bakıyorsun? Kusucu! Geç lan, amına koyayım, hala oturuyor. Geç sıraya, geç, geç, geç. Geç sıraya, geç. Geç sıraya. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? Peki. İkinci tura başlıyoruz. Hazırlanın. Şimdi bazılarınız bilgilerinin avantajından yararlanacak. Ezberlemeniz gereken şiirler vardı. Ben numarasını söyleyeceğim. Siz de o şiiri okuyacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Çoban. Söyle bakalım, önce kim okusun? Sen. 17. şiiri oku. Yürü bu yol şeref zafer yolu. Bekliyor seni karşıdan Tanyeli, yürü. Atıl, atıl devir karanlıkları, durma yürü. Haydi ileri. Devam etsene lan. Bitti komutanım. Ha. Sen 23. şiiri oku. İstiklal güneş gibi hır, alnımda parıldar. Namzımda ateş gibi Fatihlerde bir kan var. Bir dahakine daha iyi ezberli oğlum. Tamam mı? Sen 38. şiiri oku. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahbabıyız. Tufanlar gösteren tarihlerin yağdıyız. Bu ne biçim koku lan?
Temiz olun biraz, temiz! Kuzu, oku bakalım 44. şiiri. Bilmiyorum komutan. Ne diyor bu? Duyamadım. Bilmiyorum, benim okuma yazmam yoktu. Okusana lan! Okuma yazmam yok dedim. Sanki köyde okul vardı, biz mi okumadık? Okulunun da senin de amına koyarım, oku lan! Da, bilmiyorum diyor tanem, bilmiyorum. Bırakın lan! Tamam lan, tamam yeter. O bize daha lazım o bize. Hayvan lan! Vurmayın lan! Hayvan! Geçin yerinize! Toparlayın şu herifi. Üçüncü raunda geleceğiz. Sen buraya gel lan. Sen ne bana gel? Şu şiirleri de ezberleyin. Ezberleyin lan! Sana odumun çocukları. Şerefsiz. Şerefsiz herifler. Ulan, ulan okumuş gençler. Han oğlum, siz bu şiirlere karşıyız. Ne oldu? Bakayım hep biz bülbül kesildiyiz. He? Lan, benim de direndiğimi zannettiler. Halbuki benimle konuştuklarını bilmiyorum ki. Anlamadığım bir dilde nasıl şiir ezberliyim? Yoksa bunlar benim ağzımdan sıçardı. Arkadaşlar tonlarca dayak atılarak hücreye atılmış, dayak yiyen arkadaşların kafaları kırılmış, falaka yatırmışlar. İniltileri bir hafta boyunca cezaevini çınlattı. Duyduğuma göre arkadaşların çoğu komadaymış. Benim de işkencesiz, dayaksız geçen günüm yok. Hele mahkeme ve ziyaret süreçleri tam bir cehenneme dönüşüyor. Ağızlarımız, burunlarımız kanlar içinde geri getiriliyoruz. Üzerimizdeki maddi ve manevi işkence arkadaşları çok sarsıyor. Kantin ihtiyaçlarımız yasaklandı. Sigara, giysi ve bunun gibi şeyleri alamıyoruz artık. Birbirimizden habersiz olduğumuz için teslimiyet çok daha kolay bir şekilde hayata geçiyor. Kısacası birçok arkadaşımız ve birçok fraksiyon idareye boyun eğmiş durumda. Üzerimize ölü toprağa serpilmiş sanki. Hepimiz birer robota dönüştük. Radyo, gazete, televizyon gibi haklarımız elimizden alınmış durumda ve biz hala sessiziz.
Dark'ın bedenini parçaladığı, uyuyan halkın uyanışa geçtiği gün. Bugün mazlumun zalime baş kaldırdığı gün. Bugün yaşamın yeniden uyanışa geçtiği gün. Bugüne öyle bir anlam katmalıyım ki, cezaevine teslim olmuş arkadaşlarım için bir uyanış olsun. Yeni bir direniş başlasın. Küllerimizden doğuşumuz gerçekleşsin. Mazlum kendini atmış! Ah, ne oldu orada? Vukuat mı var Melik? Evet komutanım. Siktir. Bir bu eksikti amına koyayım. Arkadaşlarına bilgi verin. Hayri ile Kemal'e de daha çok dikkat edin bundan sonra. Bunu da halledin işte. Emredersiniz komutanım. Mazlum bu sabaha karşı hücresinde kendini astı. Cenazesi ailesine verilecektir. Haberiniz olsun. Arkadaşlar, mazlum yoldaş bizler için kendini feda etti. Onun yaktığı meşale hepimizin ışığı olacak. Hepimiz onun yolunda yürüyeceğine söz verin bakalım. Söz be kızım. Kurban olaydım ben ona. O öleceğine ben öleydim keşke. Söz. Söz. Artık ölü toprağından kurtulma zamanı gelmedi mi? Ha? Her şeyimizle direnmemiz lazım. Her şeyimizle. Bize her şeyi yapabilirler. Ama beynimizi alamazlar. Yaşamak direnmektir arkadaşlar. Direneceğiz. 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 Cehennemdeyim. Beni neden getirdiler buraya? Günahım ne? Ben abdest alıp hep dua ederdim Allah'ım sana. Ama bu pis yerde namaz kılamıyorum. Cehennemdeyim. Evet evet cehennemdeyim. Eyvallah, cehennemdir burası. Aa, bunlar da zebani. Cehennemi ahirette değil, Safi. Allah dünyada yaşattı. Ahirette değilsin, dünyadasın, daha yaşıyorsun. Yok, insan insana yapmaz böyle şey. Cehennemdeyim.
Doğru söylüyorsun. Cehennemdir ama ölmedik. E bunlar da insandır. Öyle etme. Deli olacaksan deli. Sofi. Kesin ahirette cehennemde olacağız bu gidişle. İyi antrenman yaptın. Ulan minik, ulan minik. Sırf senin yüzünden şu koridorları genişletecekler ha. Gözünü seveyim abi, vallahi patlayacaksın. Hadi lan oradan. Şuna bak ya. Etim gevşek oğlum benim, etim. Gel yarışalım. Yok, ne yarışacağım seninle, boş ver seni. Ya boşuna tartışmayın boksör, minik seni geçer. Bu arada yeni gelenlerin evrakları da geldi. Onlara da bakmak lazım. Yeni gelenler çok fena ezikler. Gördünüz mü? Ezik olacaklar tabii oğlum. Kim var karşılarında? O sakallı olanı hatırlıyor musunuz lan eni? Taşaklarını vurdukça bir küçük kız çocuğu bağlı da vuruyor. Bunlar dışarıda ben delik alınayım diye geziyor. Ben anlamıyorum zaten. Bu avradını siktiklerim dışarıda suç işleyip işleyip geliyor. Bunları adam etmesi bize düşüyor amına koyayım. Uf, uf. Sıcak kuş bağ. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Özgürlük ateşini harlandıralım. Harlandıralım. Yaşasın özgürlük! Yaşasın özgürlük! Su atan halindir arkadaşlar. Yaşasın özgürlük! Gir. Günaydın. Günaydın komutanım. Hayırdır? Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Dün bir takım olaylar vuku buldu komutanım. Merak ettim. Ne gibi olaylar vuku buldu? Avluda boya yapan 4 kişi... kendini yaktı komutanım. Bizim yakma şeklimizi beğenmediler anlaşılan. Yanarak öldüler komutanım. Olay esnasında neredeydiniz diye sormuyorum. Rahat olun. Asıl merak ettiğim şey... bu adamlar neyle yaktı kendini? Tinerle komutanım. Tinerle. Peki... son soru. Nasıl oluyor da bu adamlar ölene kadar yanıyorlar? Neden kimse onları söndürmedi? Şey komutanım. Arkadaşlarından kendilerine saygı duymalarını istemişler. Siz de mi saygı duydunuz? Geçen bize işkence yapmayı reddeden asker kayboldu. Bize vurmayanı buradan yok ediyorlar. Kaç tanesi öyle kayboldu? Ne oldu acaba? Zebaniler geliyor. Adi İbni. Zebani ha? Biz zebaniyiz ha? Biz zebaniyiz. Atılın! 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 Atılın!
Sophie. Sophie. Dayanacağız. 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 Gel bakalım böyle gök kafa. Gel. Rica etsem şu donunu indirebilir misin? Hı? Hayır. Artırırlar. Keşke onlara ulaşabilseydik. Keşke onlara ulaşabilseydik. Birlikte karar alırdık. Ne iyi olurdu. Ne iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Ama karşımızda Alman nücresi var. O da tek. Avluya da almıyorlar. Erkek mahkumlarla bir bağlantıya girmemiz lazım. Ne yapacağız? Teknesini avluya indirip landan dökerken ulaşabiliriz onlara. Ha? İyi de biz avluya indiğimizde bir gardiyan oluyor. Hadi tesadüf etti. Karavanacıya denk geldik diyelim. Allah aşkına nasıl güveneceğiz? İşbirlikçi olmayacağı ne malum? Görüş günü. Görüş günü arkadaşlar. Görüş gününde her şeyi halledeceğiz. Her şeyi. Ne olacaksa olsun artık. Yeter. Sonuna kadar gidelim. Kopacaksa inceldiği yerden kopsun. Yeter. Yeter. Doymadınız mı daha? Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sakin ol, sizin için oruç tutacak. Yenge, çocuklar da iyiler mi hepsi? İyiler. Üzüntülüyüz. İnşallah siz çıkarsanız daha mutlu olacağız.
Sayın Başkan, görülmekte olan bu dava ve kendimle ilgili çok önemli açıklamalarım var. Günlerdir buraya gelip duruyoruz. Cezaevinde çekilen işkenceleri her defasında bu kürsüde açıkladım. Fakat hiçbir önlem alınmadı. Her geçen gün işkenceler arttı. Bunun sonucunda mahkeme ekranları içinde geldik. Hepsi gözlerinizin önünde oldu. Kafamız kolumuz kırık bir şekilde topallayarak gözlerinizin önünde mahkemeye geldik. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Kendimizi burada savunamıyoruz. Savundukça o kadar işkence artıyor. İnsan çılıkları sanıyor. Amına koyduğum komünistleri! Öğretmesi! Amına koyduğum korkusu! Teslimiyet ve ihanet politikalarının sona ermesi için mazlum yoldaş ve dört arkadaşımız kendini feda etmiştir. Bu burada bitmeyecek. Duruşmalar anlamsızlaşmıştır. İşkence altında yatmak önemsiz kalmıştır. Bu sebeple partimize yapılan komployu ve her gün bizlere uygulanan işkence, zulüm ve baskıyı protesto etmek amaçlı süresiz ölüm orucuna giriyorum. Bu konuda kararım kesindir. Ölüm orucuna girenlerin hücresi değiştirildi. Mahkemede ölüm orucuna girdiğini bildirenler sıraya geçsin. Duymuyorsunuz lan. Çabuk! Çabuk! Geç, geç, geç! Şuraya geç! 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 Sen de! Geç! Koşulların düzeltilmesi için gösterdiğiniz çabaya teşekkürler. Ama bu uygulamalar bizi aşıyor. Bize yapılanlar yüksek yerlerde planlanıyor. Ölüm orucuna ben de katılıyorum. İşkencelerin kesilmesi, savunma haklarının kısıtlanmaması, dergi ve gazetelerin içeriye serbestçe girebilmesi, cezaevinde görüşlerin normal olması gibi şeyler de olabilir. Sayın Başkan, benim şartsız ölüm orucuna girmem kesindir. Halkım için elimden geleni yaptım. Ama sorumluluklarımı tam olarak yerine getirdiğim söylenmez. Bu yüzden halkımdan özür diliyorum. Bu yüzden vasiyetimi açıklamak istiyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar, eğer ölürsem mezar taşımı halkına borçludur yazın. Ben de konuşmak istiyorum. Partimiz bize teslim olmayı değil, direnmeyi öğretti. Ben de bugünden itibaren koşulsuz olarak ölüm orucuna giriyorum. Beni tanıyorsunuz zaten. Mahkeme heyeti, sizi fazla meşgul etmek istemiyorum. Konuşursam zaman yok diyeceksiniz. Kuyruksuz kür. Ben ne getirdim sana? Kuyruk. Ama bu işkence dolu yaşam fikirlerimize karşı ihaneti dayattırıyor. Ben de bundan sonra, bugünden sonra ölüm orucuna katılıyorum. Dikkat! Esat Gümüş'e geç!
Dener de epey kilo almış. Şu amına koyduğum çocuğu da bucuydu değil mi? Amına koyduğum bölücüleri. Hay, 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 sakin ol. Sakin ol. Dünyana. Dünyana ne oldu? Ne oldu? Fare ısırdı. Ne? Fare. Çağır şunları, çağır şunları. Komutanım. Kapat şu. Komutanım aç kapıyı. Ne var? Dünya ananın burnunu fare ısırmış. Fare mi ısırdı? Anne nerede? Bir şey olmaz. Cumartesi pazar burada, hepiniz biliyorsunuz ki ölmek de yaralanmak da yasak. Ya bir şey yapmayacağım mı? Ne yapayım? Bir şeyler getir, yaranı temizleyelim. Kusura bakma, hiç uğraşamam. Pazartesi olsun, komutanım gelir görür, yapılması gereken bir şey varsa söyler. Ya sen ne diyorsun ya? Yere mikrop kapar, dünyam ölür. Bana ne? Ölürse öceli gelmiş demektir. Beni bağlamaz. Ya yardım et, bir şey yap. Bana bak, senin dilin saçından fazla uzamış. Bağırma, hadi git yat, hadi. Allah cezanı versin. Vicdansızlar! Bırak. Allah cezanızı versin. Allah cezanızı versin. Sakin ol. Kesin yollar. Sürekli gözleri üstümüzde şerefsiz köpeklerin. Allah duyuyor. Allah duyuyor. Bak. Allah'ım. Hepimiz orucuz. Allah duyuyor. Allah duyuyor. Sofu. Sofu.
Kemal. Ölmedin değil mi hala? Eğer ölmezsen seni buradan alır. Koğuş koğuş dolaştırır. Herkese rezil rüsva ederim. Eğer ölürsen sana söz. İki şişe şarap alıp mezarının başına geleceğim. Birini orada içip diğerini de mezarına dökeceğim. Esat. Kemal'im ben. Kemal. Ben burada öleceğim. Ama sen... Sen halkın nefretinden asla kurtulamayacaksın. Asla. Ben burada öleceğim. Ama sen halkın nefretinden asla kurtulamayacaksın. Asla. Sana Diyarbakır cezaevinden Laz Kemal'in selamını getirdim. Arkadaşlar, dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz
Bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Türk, Acem ve Arap devrimci demokratları Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkının en candan savunucuları olarak bu kavganın bir parçasıdırlar ve ortak düşmana karşı savaşmaktadırlar. Ezilen sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Biz ülkeyi bölmek için değil, birleştirmek için vardık. Bunu anlamakta güçlük çektiler. İnsanlar vardır, onurlu, namuslu insanlar vardır. Hücrelerde kilitli insanlar vardır. Barışı bangır bangır bağıran insanlar vardır. Ar olsun, namus olsun, şeref...